insanlığın ana vatanı. Ekmeğin, buğdayın toprağı. Anadolu. Anadolu, insanlık tarihi boyunca tarımın kalbinin attığı yer oldu. Başaklar Anadolu ovalarından boy verip fışkırdıkça şehirlerin nüfusu arttı, topraklarımız zenginlikle dolup taştı. Binlerce yıldır Anadolu diyarında medeniyet bayrağı hiç inmeden dalgalandı. O günlerden bu zamana dünya büyük değişimler, dönüşümler geçirdi. Çünkü çarpık şehirleşme, dengesiz nüfus dağılımı ve artışı, bir takım yanlış tarım teknikleri, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi, doğanın tahribi, küresel ısınma ve iklim değişikliği, toprak, su ve rüzgar erozyonu gibi etkenler, ekonomik çıkarları uğruna değerlerini ve medeniyetini kaybedip yozlaşan dünyada, insanoğlunun toprakla sürdürdüğü bağı sorgulamasını zorunlu kıldı. Tarım ve hayvancılığın kadim coğrafyası Anadolu'da da yapısal dönüşümler çok yönlü gerçekleştirildi. Bu kapsamda etkin, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı, saydam ve olabildiğince yerel bir yönetim anlayışı 6360 sayılı yasayla düzenlendi. Bu yasayla büyük şehirlerde köy-kent arasındaki altyapı ve sosyal imkan farklılıklarının giderilmesi için 16.561 kasaba ve köy tüzel kişiliği kaldırılarak belediyelere bağlı mahalle haline geldi. Kırsal yerleşim yerlerinde hizmet üretme kapasitesi yüksek ve mali imkanları yeterli olan büyük şehir belediyelerince yaşam şartlarının iyileştirilmesi için altyapı ve kırsal kalkınma başta olmak üzere çok yönlü projeler hayata geçirildi. Bu yasayla kırsal mahallelerin tarım potansiyelleri ekolojik ve ekonomik imkanlara göre tanımlanarak gerçekçi, katılımcı ve uygulanabilir yerel politikalar yeniden belirlendi. Bu politikaların neticesi olarak da tarımın son yıllarda milli gelire katkısı 2 kat, ihracata katkısı ise 3 kata yükselmiştir. Türkiye'de tarımın enleri ve en iyi proje olarak iki ana kategoride bu yıl birincisi yapılan Altın Başak Tarım Şehirleri yarışmasıyla tarımsal hayatın canlandırılması, halkta ve tarım alanında çalışanlarda farkındalık oluşturulması, tarımsal altyapının iyileştirilmesi, tarıma dayalı ekonominin güçlendirilmesi ve tarımsal kimliğin korunması kaygılarıyla gerçekleştirilen yenilikçi ve girişimci fikir, proje, çözümler üretilmesi ve örnek uygulamaların tanıtılması, yaygınlaştırılması hedeflendi. Tarımsal alanda sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen proje ve uygulamalar ödüllendirildi. ...19 Büyükşehir Belediyesi, 95 milyon dekar tarım arazisi üzerinde altyapı, destekleme, eğitim ve yayım, inovasyon ve pazar oluşturma konularında uyguladığı projelerle tarım ve hayvancılıkta en etkin rolü üstlendi ve verimli üretimin rotasını çizdi. Bu kapsamda dinamik metot ve teknik elemanlarla teknoloji ve bilgi alanlarında çiftçi eğitimleri, tarımsal destekler, katma değeri ve pazarlama niteliği yüksek üretim deseni geliştirme, enerji verimliliği, kırsal turizm, köyden kente göçü engelleme ve tarımsal istihdama katkı gibi projeleri hayata geçirdi. Anadolu, tarım ve hayvancılıktaki gücünü en gelişmiş teknik ve yöntemler aracılığıyla yarınlara taşıyacak donanımda yetişmiş kadroların etkin projeleriyle bunu başaracak güçtedir. Gelecek bizim, gelecek yeniden büyük Türkiye'nin. Yaşanabilir, yarışabilir ve gelişebilir tarım için üretmek sizden, destek büyük şehirlerden.